Değerli arkadaşlar, veri konusuna merkezi yayılım ölçüleriyle devam ediyoruz. Merkezi yayılım ölçüleri. Bir diğeri neydi? Merkezi eğilim ölçüleriydi. Mod, median ve aritmetik ortalama. Burada ise iki tane var. Birisi açıklık ya da range. Diğeri de standart sapma. Açıklık verideki en büyük değerden en küçük değerin çıkarılması. Çıkarılmasıdır. Standart sapma ise önce birkaç adımı var. Aritmetik ortalama bulunur. Bunun da nasıl yapıldığını daha önceden biliyorduk. Toplam bölü veri sayısı. İkinci adımda her bir veri ile aritmetik ortalamanın farkı alınır. Üçüncü adımda her bir farkın karesi kareleri toplamı bulunur. Dördüncü adımda bulunan toplam veri sayısının bir eksiğine bölünür. Bölünür ve beşinci adım karekök alınır. Yani bir standart sapmaya S diyeceksek kök içerisinde eğer n tane cisim varsa n eksi 1 diyeceğiz. Ortalamamız x olsa x1 ile farkının karesi, x eksi x2'nin farkının karesi, nokta nokta x eksi xn'in farkının karesi toplanarak n tane cisim almış olursa bu şekilde aritmetik ortalama bulunmuş olur. Standart sapma bulunmuş olur. Örnek a artı 6, a artı 14, a artı 11, a artı 13. Veri grubunun standart sapması kök içinde 7a eksi 4 bölü 3 olduğuna göre a sayısı kaçtır? Yapmamız gereken birinci adım ortalamayı bulmak. 4 tane a var. 20, 24 daha 44. Bu toplayıp ne yapıyoruz? 4'e bölüyoruz. A artı 11 geliyor. İkinci adımda B'nin A artı 11 ile karesinin farkını alırsak A artı 11'den A artı 6'yı çıkardığımız zaman 5 kalır. 5'in karesi. A artı 11'den A artı 14'ü çıkarsam 3 kalır. 3'ün karesi. A artı 11'den A artı 11'i çıkarsam bir şey kalmaz. A artı 11'den A artı 13'ü çıkarırsak 2 kalır. 2'nin karesi. Ve son adım, bunları adım adım söylemeyelim artık, kısa keselim. Bölü 4 tane veri olduğu için 4 eksi 1. Bu şekilde bir karekök bulmuş olacağız. 25, 9 daha 34, 4 daha 38. 38 bölü 3 kök içerisinde. Ama burada bize bunu şöyle vermiş. 7a eksi 4 bölü 3 vermiş.
3'ler aynı, o zaman yukarısı da aynı olursa 42'yi 7'ye böldüğünüz zaman A 6 çıkacaktır. Standart sapma önce ortalamalar bulunur. Ortalamadan her bir terimin farkı alınır. Aldığımız her farkın karesini alıp toplarız. Sonra da veri sayısının bir eksiğine böleriz. Standart sapmayı bulmuş oluyoruz. Örneğin 10, 14, 21, N, 12, 13, 28, 25. Veri grubunun açıklığı 22 olduğuna göre N'in alabileceği farklı değerlerin toplamı 'dır? Açıklığın anlamı en büyük değerden en küçük değeri çıkarmaktı. Burada onu da 22 vermiş bize. Diyorum ki 28 en büyük değer olursa benim 28'den 6'yı çıkarmam gerekir ki 22 kalsın. Demek ki ben n'e 6 alabilirim. Peki buradaki en küçük sayı n'i görmediğimiz takdirde 10 değil mi? Evet 10. Neyden 10'u çıkarırsam 22 kalacak? 32'den. Demek ki ben n'e 32 alabilirim. Açıklık o zaman ne olacaktır? 22 olacaktır. Bir başka değer bulunmaz. 6, 32 daha toplarsak 38 olarak alacağız. Standart sapma arkadaşlar ortalamadan sapmadır. Standart sapma ortalamadan sapmadır. Yani veriler ortalamadan ne kadar uzaklaşırlarsa standart sapma o kadar büyür. Şöyle bir soru görecek olursak, kişiler ay, birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay. Burada Kemal, Vedat, Kayhan, Burcu, Asya. Kemal 150, 170, 190, 180, 180, 150, 130, 150, 170, 250, 200, 200, 450, 150, 150. Çalışanlar arasında en dengeli satış yapan kimdir? Evet, kıymetli arkadaşlar baktığımızda 150, 170, 190 bunun ortalaması 170. Yani 170, 190'a 20 değişmiş. Bu 180, 180, 150 toplarsak 510, 3'e bölersem 170. Bunun ortalaması 170. 130, 150, 170 yine toplayacak olursak 300, 150 olur. 250, 200, 200,
Baktığımız zaman 650 3'e bölersek 215, 216 gibi bir şey olacaktır. Ortalama yaklaşık olarak 216. 450, 150, 250 toplayacağımız zaman 750, 250 olacaktır ortalama. 250. Yani bunlar arasında çok değişim var. Zaten görünüyor. Burada mesela 34 fark var. Burada 20 var. Burada 10 var. Burada 20 var. Yani baktığımızda bunda biraz daha az değişim var. Dengeli olarak satış miktarı birbirine yakındır diyebiliriz. Arkadaşlar bir kesikli veri ya da sürekli veri ne demektir? Kesikli veri belirli bir aralıkta sadece tam sayı değerler alan verilerdir. Ama sürekli veri aradaki bölülü sayıları da alabilecekse sürekli olmuş oluyor. Bununla alakalı şöyle bir örnek yapalım. Yeterli olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi sürekli veri değildir? Sürekli veri. A şıkkı bir sınıftaki öğrencilerin boy uzunlukları. B şıkkı Nisan ayında bir evde kullanılan günlük su miktarı. C şıkkı bir futbol takımındaki oyuncuların kiloları. Şıkkı bir sınıftaki öğrencilerin kalem kutusundaki kalem sayıları. Bir sınıftaki öğrencilerin kalem sayıları diyelim. E şıkkı Haziran ayında bir iş yerinde tüketilen doğal gaz miktarı. Arkadaşlar kesikli veya sürekli olması sayılabiliyorsa kesiklidir. Sayılamıyorsa yani aradaki her şeyi de düşünmemiz gerekiyorsa sürekli oluyor. Sürekli veri değildir. Yani kesikliği istiyorsa mesela bir sınıftaki öğrencilerin boy uzunlukları. Bu arada bir sürü değer var. Yani 170, 180 o aradaki bütün değerler gelebileceği için bu sürekli bir veri olur. Nisan ayında bir evde kullanılan yine su miktarı belki de buçuklu bir ton, kilo. Bir futbol takımındaki oyuncuların kiloları bundan aynı. Bir sınıftaki öğrencilerin kalem sayıları. Kalem sayıları 3-4 tanedir, 5 tanedir sayılabilir, bellidir yani. Bir iş yerinde tüketilen doğalgaz miktarı yine sürekli bir veridir. Ama biz kesikliği istiyorduk.